Merhaba, herkese hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Ben Equinix Türkiye Ülke Müdürü Aslıhan Güreşçiğer. Bugün sizinle ara bağlantının özellikle son dönemde bulut adaptasyonunun üçüncü dalgası üzerine etkilerini konuşmak, paylaşmak için buradayım. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle hemen sunumumu paylaşıp oradan devam edelim isterim. Şöyle bir saniyenizi rica ederek hemen paylaşıyorum. Evet. Şimdi global dijital işletme algısı arttıkça öncelikle belirtmek lazım ki müşterilerimizin farklı coğrafi lokasyonlara dağılmış olduğunu, yönetmeleri ve işlemeleri gereken veri miktarının ise arttığını görüyoruz, tecrübe ediyoruz. Başarılı bir dijital işletme olabilmek için dijital altyapılarınızı dilediğiniz lokasyonda ve yapıda ölçeklendirmeniz gerektiğine inanıyoruz. Bulut bilişimin dijital altyapıların geleceğini oluşturduğu bir gerçek. Uç bilişim ise müşterilerinize gerçek bir kullanıcı deneyimi ve yüksek performans sunabileceğiniz tüm dijital servislerin kesiştiği ve aslında etkileşimde olduğu yer bir tanımı yapmak gerekirse. Uç bilişim veri kaynaklarına yakın olan bilişim altyapısı bildiğiniz gibi. Bu tarz bir altyapı nesnelerin interneti çağında büyük bir öneme sahip. Dijital işletmeler müşterileriyle gerçek zamanlı etkileşimler kurmaya ve ayrıca insanlar, nesneler, lokasyonlar, bulut platformları ve veri arasında sürekli bir bağ kurmaya ihtiyaç duyuyorlar sizin de bildiğiniz gibi. Bu ihtiyaç ağ bağlantısını ve uç bilişimi hiç olmadığı kadar önemli kılıyor artık bugün. Bulut ve uç bilişimin oluşturduğu hibrit bir bilgi teknolojileri modellemesi ise dijital işletmelerin iş sürekliliğini sağlayacak olan önemli bir olgu. Equinix olarak dijital dönüşüm dalgasının Türkiye pazarında devrim yarattığını ve işletmeleri bulut teknolojilerini kullanmaya teşvik ettiğini görüyoruz aslında özetlemek gerekirse. 2019 sonu itibariyle IDC'nin bir araştırmasına baktığımızda görüyoruz ki Türkiye'deki CIO'ların %78'i bulut bilişimin dijital dönüşüm projeleri için kritik olduğunu belirtiyor. Kurumlar her geçen gün daha fazla müşteri deneyimini artıran, yeni gelir kaynakları yaratan ve verimlilikle karlılığı bir arada sunan çözümler arayışında. Ki bu da aslında kaçınılmaz bir gereklilik. Bulut neredeyse bütün bu çözümlerin merkezinde yer alıyor. Hal böyle olunca dijital dönüşüm projelerinin de temelini oluşturuyor elbette. Dolayısıyla bu dijital dönüşüm projelerindeki artış buluta olan talebi de kaçınılmaz olarak beraberinde getiriyor. Ama soru şu, işletmenizi dönüştürmek için bulut neden bu kadar önemli? Buna baktığımızda da şunu görüyoruz. Bulut teknolojisi kurumların öncelikle işletme masraflarını azaltmasını olanaklı kılıyor. Mobil uygulamalar kullanmalarını ve bunlar üzerinde geliştirmeler yapmalarını. Aslında müşterilerini daha iyi anlamalarını ve bilgiyi, deneyimi ve inovasyonu artırmalarını, bir diğer deyişle müşteriye daha yakın olmalarını kolaylaştırıyor. Yeni ürün geliştirilmesini ve iş modeli inovasyonu yapılmasını, iş analitiği için verilerin toparlanabilmesini, işlenebilmesini ve aslına bakarsanız pazara sürüm süresinin de hızlanmasını, geliştirmesini mümkün kılıyor. Şimdi bulutun adaptasyonu dediğimiz sürece bakacak olursak, dijital dönüşüm ve bulut ilişkisini anlamak için muhakkak buna bir bakmak lazım. Biliyorsunuz bugün artık üçüncü dalgadan bahsediyoruz ama ilk dalgada buluta geçişin aslında ilk dalgasında geleneksel işletmeler uygulama geliştirme ve test için bulut kaynaklarını kullanıyorlardı ve burada da çok öyle fazlaca performans ve güvenlik gerektirmeyen bilgi işlem ve depolama hizmetlerini ilk etapta konumlandırmışlardı. Tabii burada özel bağlantının yani bizim ara bağlantı dediğimiz interconnection'ın çok da önemsenmediğini, buna çok fazla yatırım yapılmadığını da söylemek mümkün. Sonuç olarak bu projeler için bağlantıların çoğu genel olarak internet üzerinden yapıldı ve elden gelen en iyi performans ve güvenlikle yetinildi. İkinci dalgada ise buluta geçişin ikinci dalgasında işletmeler hem düşük gecikmeli, doğrudan ve güvenli ara bağlantılar gerektiren SaaS ve gecikmeye duyarlı uygulamaları taşıdılar. Hem de bu uygulamalar genel internetin performans ve güvenlik belirsizliğine aslında bir yandan bakarsanız pek de toleranslı değildi. İlaveten de uygulamalar ve veriler için en iyi kullanılabilirlik mümkün hale geldi ve şirketler coğrafi yedekli tesislerden de yararlanır hale ulaştılar.
Bugün ise üçüncü dalgadan bahsederken günümüzün hiç durmayan operasyonları tam esnekliğe ihtiyaç duyuyor. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Sonuç olarak buluta geçişin üçüncü dalgası finansal hizmetlerden sağlık hizmetlerine ve diğer pek çok sektörün uygulamalarındaki kritik görev iş yüklerini ve verileri korumak için buluta özel ara bağlantılarla ulaşmayı gerektiriyor. Bu durumlarda ikinci bir yedekleme sitesi birincil olanla aynı performansı sunmak durumunda. Biraz önce dediğim gibi hiç durmayan iş operasyonları yürüttüğümüz için. Ve yük devri tamamen sorunsuz olmalı. Beklenti bu yönde. Buna ek olarak dünyanın farklı bölgelerinde iş yapmanın elbette bu uygulamaların söz konusu olduğu coğrafyalardan kaynaklanan regülasyon, yasal düzenleme, kullanıcı yapıları gibi farklardan ötürü de ihtiyaç duyduğu başka gereksinimler söz konusu. Şimdi böyle baktığımızda tüm bu farklara, bu regülasyon değişikliklerine, zorluklara rağmen IDC'nin yine bir araştırması diyor ki dijital altyapıya geçiş yapan kuruluşların gelecekteki kararları hakkında gerçekten çok çarpıcı veriler var. 2021'in sonuna kadar işletmelerin %80'i salgın öncesine göre iki kat daha hızlı bulut merkezi dijital altyapıya geçmek için yeni mekanizmalar kurgulayacak. 2023 yılına gelindiğinde dijital altyapı ekosistemi dünyanın her yerinde tüm bilgi teknolojileri ve iş otomasyonu girişimleri için temel platform haline gelmiş olacak. Ve 2024 yılına kadar da işletmelerin %80'i kaynakları her yerde dağıtmak ve daha otonom BT operasyonları oluşturmak için altyapı sağlayıcılarla ilişkilerini gözden geçirecek. Rakamlar gerçekten süreler açısından baktığınızda çok etkileyici. Bütün bu tahmin ve trendlerle birlikte karşı karşıya olduğumuz bir konu da bugünün işletmelerinin karmaşık altyapılarla karşı karşıya olduğu gerçeği. Özetle özel ve genel kullanıma açık, muhtelif lokasyonlara dağıtık, çok sayıda servis sağlayıcıdan alınan tüm bu servisler işletmeleri adeta parçalanmış bir altyapıyla karşı karşıya bırakıyor. Bir başka deyişle tüm bunları basitleştirmek ve bir araya getirmek için dijitalleşme konusunda ilerlemiş işletmelerin dahi yardıma ihtiyaçları var. Dünyanın dijital altyapı şirketi olan Equinix, işletmelerin dijital avantajı hızla faydaya çevirebilmesi için gereken temel dijital altyapıyı birbirine bağlamalarına ve bir araya getirmelerine olanak tanıyan güvenilir bir global platform oluşturmuş durumda. Ve bu platform Equinix, bu dönüşümde güvenilir bir iş ortağı haline şimdiden geldi. Dünyanın pek çok noktasındaki veri merkezlerimizden bir tanesi olan İstanbul tesislerimizde de pek çok müşterimiz bundan faydalanır hale geldi, gelmeye devam ediyor. Platform Equinix'ten biraz bahsetmek isterim. Dijitalleşen dünyada işinizi başarılı kılmak için gereken temel altyapıyı oluşturmak olmazsa olmaz ihtiyaç. Bunun için de tüm doğru lokasyonlar, doğru iş ortakları ve doğru iş fırsatlarını bir arada sunmak üzere tasarladığınız bir platformdan bahsediyoruz. Tüm doğru yerler derken, türünün en iyisi hibrit çoklu bulut mimarileri oluşturmak için genel bulutların ve ağların bitişiğinde yer almanızdan bahsediyoruz. Equinix'in tüm veri merkezleri bunu sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Endüstrinin en tutarlı, güvenli ve sürdürülebilir platformunda fiziksel ve sanal altyapılar oluşturmanız mümkün. Platform Equinix'te yer aldığınızda. Düşük gecikmeli network performansı elde etmek için müşterilerinize ve pazarlarınıza en yakın lokasyonlarda dijital altyapınızı devreye alabileceğinizi aslında söylüyoruz. Tüm doğru iş ortakları derken de sektörün en büyük ekosistemindeki mevcut tedarikçiler, müşteriler ve pazarlarınıza ulaşabilmenizi sağlayacak bölgesel uzmanları, küresel uzmanları ve yenilikçi iş ortaklarını seçebileceğiniz bir ekosistemden aslında bahsediyoruz. Performansı, güvenliği ve ölçeği arttırmak için binlerce iş ortağına doğrudan ve aynen başlıkta belirttiğim gibi özel olarak gerçek zamanlı ara bağlantılarla ulaşmanız mümkün. Ve doğru iş fırsatları dediğimizde de isteğe bağlı yani on demand altyapılarla global ölçekte dijital hizmetlerin dağıtımını ve tüketimini hızlandırmanız mümkün. Binlerce iş ortağı ve sağlayıcıyla olan yazılım tanımlı bağlantı ve bununla birlikte gelen yeni yeteneklerle kendi işiniz için inovasyonlara olanak bulabileceğinizi söylüyoruz ki bu aslında belki de en katma değerli unsur. Dijital liderler arasında hızla yer almanıza yardımcı olacak küresel çözüm mimarlarımız ve mühendislerimiz bu dönüşümde aslında sizlere destek olmak ya da müşterilerinize destek olmak için hazır. Dolayısıyla platform Equinix salt bir platform ve aslında mimari kurgu değil bir taraftan da destekleyici ekipleriyle yanınızda.
Platform Equinix'le ilgili bir örnek paylaşacağım birazdan ama bunu yapmadan önce altını çizmek istediğim bir iki noktayı da izninizle vurgulamak istiyorum. Bugün artık işletmeler performans, ölçeklendirme ve esneklik sorunlarını çözebilmek için optimize edilmiş esnek bulut seçeneklerine yönelerek düşük maliyette hibrit çözümler oluşturma yoluna gidiyorlar. Bu sayede istenen performansı korurken yüksek bant genişliği ve düşük maliyetli çoklu bulut erişiminin gücünü birleştiren buluta bitişik ağlarda dijital altyapıyı aslında bir anlamda dağıtıyorlar. Pek çok işletme genellikle birinci bir veri merkeziyle başlıyor biliyorsunuz ve bunu felaket kurtarma amaçlı ikinci bir lokasyon takip ediyor. Ardından da hizmetleri kullanıcılara yakınlaştırmak için bulutta bulunan alanlar ve bölgeler arasında ölçeklendirmeler gündeme alınıyor. Günümüzde ileri seviyede dijitalleşen işletmelerse genellikle dünya çapında farklı bulut servis sağlayıcıya bitişik merkezden yararlanarak buluta taşıdığı yükleri iyiden iyiye dağıtıyor ve çeşitlendiriyor. İşte Platform Equinix'in en kritik ve temel ögesi olan Equinix Fabric, bizden birden çok bulut hizmeti sağlayıcısına ulaşabilmenizi sağlıyor. Bu anlamda hibrit çoklu bulut BT mimarilerinin oluşturulmasını sağlıyoruz ve bu konuda da elbette çok büyük avantajlar elde etmiş oluyorsunuz. Equinix Fabric'in en sık kullanıldığı iki senaryoyu da şöyle özetleyeyim. Equinix Fabric'ten de bahsetmişken. Birincisi çoklu bulut. Müşterilerimiz bir Equinix veri merkezi. Biz IBX diyoruz. International Business Exchange'den gelen bir akronimle. İçinde tek bir bağlantı noktasından örneğin AWS, Azure, Google Cloud gibi birden çok cloud servis sağlayıcıya özel bağlantılar oluşturarak ulaşabiliyorlar. Equinix birçok bulut servis sağlayıcının yerel bulut kaynaklarına direkt erişim sağladığında müşteriler düşük gecikme gerektiren uygulamaları için kolaylıkla yüksek performansla erişim alabilirler. Equinix Fabric'in en sık kullanım nedenlerinden biri budur. Bugün artık Türkiye'deki tesislerimizde Türkiye'deki yerel bulut servis sağlayıcılarına da bu şekilde ulaşmak mümkün. Dolayısıyla bizim aslında Türkiye'deki bulut servis sağlayıcı iş ortaklarımızla da bu anlamda iş ortaklıklarımız var. Diğer senaryoda hibrit bulut. Müşterilerimiz CSP'leri özel ara bağlantılar oluşturarak ve ardından Equinix veri merkezleri içindeki altyapılarını senkronizasyonu ve yedekleme için şirket merkezlerine ve veya şube ofislerine bağlamak suretiyle hibrit bulut kullanım alanları da oluşturabiliyorlar. O yüzden birazdan paylaşacağım örneği böyle bir örnek olarak seçtim. Bu gerçekten bugün artık yükleri çeşitli sağlayıcılarda tutmak açısından büyük bir avantaj teşkil ediyor. Şimdi vereceğim örnek Discovery Channel. Discovery Communications global medya ve eğlence alanında biliyorsunuz lider şirketlerden biri. 85'te kurulmuş. 220 ülkede 50 dille yayın yapıyor. Ayrıca Eurosport haklarına sahip olarak canlı spor içeriğinde de faaliyet gösteriyor. Eminim merakları vardır takip eden. 2017 yılında Discovery Equinix'le birlikte şirketin dijital işini tamamen bulut tabanlı dağıtılmış bir modele dönüştürmesini sağlamak için ara bağlantı odaklı bir mimari uygulama kullanmaya başlıyor. Şirket BT altyapısını bizim Amerika, İngiltere ve Paris'teki veri merkezlerimizden taşıyor ve BT altyapısının %80'ini hem konsolide ediyor hem dünya çapında içerik sunumunu optimize etme ve hızlı düşük gecikmeli bağlantılarla ara bağlantılar kullanarak gerçek zamanda ürün dağıtımını hızlandırma olanağı kazanmış oluyor. Discovery geniş alan ağı altyapısını demin bahsettiğim gibi bizim Amerika, Londra ve Paris'teki veri merkezlerimize yeniden IOA mimarisinde tasarlamış ve hem bulut, BT ve iş yaptığı ekosistemler için güvenli, hızlı hem de özel bağlantılı bir ağ yaratmış oluyor. Bu beraberinde performans, verinin güvenli bir şekilde dağıtık yapıda kullanılması, kullanıcılarına yaklaşmaları gibi pek çok aslında önemli deneyimi beraberinde getiren bir dijital dönüşüm projesi haline geliyor. Discovery'nin global medya şirketi olarak bu kadar dağıtık yapıda, farklı lokasyonda, farklı içerikte hem hız kazanıp hem de müşterilerine yaklaşması için tercih ettiği bu yöntem, bundan çok daha küçük ölçekte de adı üstünde ölçeklenebilir bir platformdan bahsettiğimiz için mümkün. İşte bu sebeple biz dijital altyapı sağlayıcısı bir şirket olarak platform Equinix üzerinde farklı bulut servis sağlayıcılara ulaşması için müşterilerimizin yanında ve aslında iş ortaklarımızın da bu platformda kendi müşterinin yanında olmasını sağlıyoruz. Sözlerimi bu şekilde noktalandırmak istiyorum. Eğer bir şekilde konuyla ilgili detaylarda konuşmak,
çözüm mimarlarımızla üzerinde tartışmak istediğiniz konular olursa Equinix ekibine, bana ulaşmanızı rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.